Evet şimdi konuğumuz geldi. Profesör Doktor Adem Sözyer. Kendisi aynı zamanda ceza hukukçusu. Sokakta biz ne yaşıyoruz? Sonra sürekli karşılaştığımız bu şiddet sarmalı. Bunun sebebi acaba cezasızlık mı? Sadece cezasızlık demek yeterli olur mu? Sayın hocamıza soracağız. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız diye soracağım ama etrafımızdaki olaylara dönüp baktığımızda e, siz de kendinizi herhalde çok da huzurlu hissetmiyorsunuz. E, şöyle tabii e, akşam vakti bir e, avukatın e, tutuklu bir avukatın akıl hastası diye e, avukatı olmadan yanında 3 e, hafta akıl hastanesine gözleme gönderileceğine duyunca hiç iyi e, olmuyoruz. Yani bir avukat, yani tutuklanması da yanlış ama e, akıl hastası diye. Üstelik de e, böyle propaganda suçu gibi bir suçtan 3 hafta Bakırköy'e gönderilme kararı alınmış, kanuna göre de yanında avukatı bulunması gerekir, o da yok. E peki hocam bizim şu anda yaşadığımız ne? Yani 17 yaşında 71 suç kaydı olan kişi aramızda rahatça dolaşabiliyor. 19 suç kaydı var polisimizi şehit edebiliyor. Bunun sebebiyle biz niye kendimizi yani içeride olması gerekenler dışarıda biz kendimizi niye yarı açık cezaevinde gibi hissediyoruz? Burada en temel sorun bizim toplumdaki insanlarımızın güvenliğini sağlamak için bu konuya gerçekten bir bütçe ayırmamamız. Yani para yatırmazsanız, altyapı kurmazsanız ona uygun personel ve bu çerçevede Güçlü bir altyapıyla ortaya çıkmazsanız hiçbir şeyin üstüsünden gelemezsiniz. Şimdi biraz önce akıl hastanesinden söz ettik. Tabii evet. ki adları akıl hastanesi değil artık ama ceza hukukunda öyle diyoruz. Mesela yüksek güvenlikli akıl hastaneleri 2005'te kanuna girmişti. Ne zaman kurulmaya başladığında 15 yıl geçtikten sonra o da birkaç tane. Yine şiddeti önlemeyle ilgili merkezler 6.284 zamanında kanuna girdi. Peki İstanbul'da Türkiye'de kaç tane var? Bilelim parmakları kadar. Peki suça sürüklenen bazı çocuklar ağır suçlar da işleyebiliyorlar. Yani biz çocukların kapalı kurumlara koyulmasına karşıyız. Ancak ağır suç işleyen çocuk bir tehlike hali olduğu için de tedbirler uygulanmalı. Bunun için bizim kurduğumuz kaç tane kurum var? İşte İstanbul'da herkesin bildiği ağaçlı e, da bir merkez vardır. Bir elin parmakları kadardır. Dolayısıyla biz kurumları kurmuyoruz. Mesela biz geçen hafta Kore'deydik. Evet. Kore ile karşılaştırma yaptık. Cezasızlık konusuna mı getireceksiniz yoksa kelepçe kısmına mı getireceksiniz? Şimdi kadınlar feryat ediyor. Bizi koruyun. Bizi öldürecekler diye. Bir e, tane örnek verelim. E, şimdi işine yönelik olarak öldürmeye Yönelik bir girişimde bulunuyor. Evet. Ölmüyor. Cezaevine giriyor. Af çıkıyor. Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansa eşine haber verilmesi lazım. E, kocanı serbest bıraktık. Hani devlet tedbir alsın diye. Geliyor. Bu sefer hani tırnak içinde söylüyorum. Yarım kalan işi tamamlıyor. Peki bu sistem nasıl? Cezasızlık nasıl? Bizim kanunlarda gördüğümüz cezalar öyle zannettiğimiz gibi infaz edilmiyor. Veya hakimin verdiği infazlar kapalıya girdikten sonra bizde kapalı cezaevine girdikten evet. sonra bir müddet kaldıktan sonra ondan sonra açık cezaevine, ondan sonra e, denetimli serbestlik veya şartla salıverilme altında bizde otomatik işleyen bir sistem var. Yani 10 yıl verilen ceza, 15 yıl verilen ceza aslında kapalı cezaevinde 2-3 yıl gibi bir süreyle e, infaz ediliyor. Şimdi gelelim buradan Türkiye'ye. Türkiye'de On binlerce insanlar gelecekten bir beklentisi olmayan, bir iş kurma, bir aile hayatı kurma hayali olmayan, nasılsa kısa yoldan büyük paralar kazanılıyor diyen ve hiçbir geleceği olmayan insanlar. Bu insanlara bir miktar maddi menfaat sağladıktan sonra hemen hemen işlemeyecekleri suç yok gibi. Ve böyle insanlara hani birisini yaraladığı için... Beş yıl, altı yıl ceza vermeniz ve 2-3 yılını da kapalıda infaz etmeniz hiçbir şekilde zaten caydırıcılık etkisi yok. Yani hem cezasızlık diye bir e, algı var, Ko verdiğiniz ceza net olarak uygulanmıyor, kesin olarak uygulanmıyor algısı var. Bunun yanında on binlerce insan ekonomik, sosyal sebeplerle ya, suç işlemeye hazır duruma getirmişler. İnsanlar kafasında suç işlemeyi geçirebilirler ama onları engelleyen mekanizmalar vardır. Nedir birinci mekanizma? Eyvah, yakalanırım, cezalandırılırım ve asla da kurtuluşum yoktur. Ama bu mekanizma şuna dönürse, yakalanırsam da bir şey olmaz, ceza alırsam da bir şey olmaz, nasılsa af çıkarırım bir şey olmaz düşüncesine dönerse o zaman sizin kağıt üstünde cezaları arttırmanızın hiçbir etkisi Şu anda olmaz. biz ikinci aşamadayız. Peki, ee, Şeref Malkoç'un açıklaması, bu artık bir milli güvenlik meselesidir diyor. Ne Bunlar, dersiniz? Bunların hepsi böyle tanımlanması abartmadır. Abartma. Korkutmadır, toplumu korkutmadır. Sitemi duyduk Aha. demek hafifletmek midir peki? Ak Parti Sözcüsü de sistem dedi. Ne sistem ne milli güvenlik sorunu. Burada açıkça ceza hukuku ve infaz. Hukuku bağlamında bizim sorunlarımız var. Yani bunları böyle abartıp da daha sonra demin örneğin verdiğim gibi tutuklu avukatları ceza e, akıl hastanelerine yollama gibi anormal uygulamalara geçilmek isteniyor bunca. Şimdi durmadan bir korkutma var. Kadınlar aman akşam sokağa çıkmasın. Sanki yani kadınların sokağa çıkması sorunmuş gibi. İşte böyle milli güvenlik gibi abartmalar. E, hep hak ve özgürlükleri sınırlamaya. E, yol açar. Başka bir şey daha hemen çok kolay bir yol vardır. Medyadaki haberler buna sebep oluyor. Diziler buna sebep oluyor. Öyle mi? Hayır tabii ki. Dünyada binlerce araştırma var. Dizilerin medyaların doğrudan şiddetle e, etkisi olduğuna ilişkin hiçbir bilimsel veri yok. Tam aksine bazı şiddet suçları insanlarda şiddet suçlarını işlememe yolunda etkide bulunuyor. Ancak zaten sorumlu olan insanlar var. Şimdi geçen gün örneğini yaşadığımız gibi zaten sorumlu ama o insanlar üzerinde etkili olabilir. Ancak bu da çok e, nadir olarak e, ortaya çıkar. Bu neye yol açıyor bizim bu olayları bu şekilde çarpıtmamız hemen medyayı efendim e, basını suçlamamız bunları bahane göstererek hak ve özgürlükleri kısıtlamaktır. Tam aksine kolaycılık tabii çok kolay bütün dünyada bu popülist eğilimler var tam aksine biz bu sorunları daha geniş, daha etkili, daha kapsamlı tartışmamız lazım. Ama bunu konuşan gazeteciler, yazan gazetecilerde ne oluyor? Hedef gösteriliyor. Bir bakıyorsunuz gazetecilere yönelik örgütlü saldırılar var ve bunların arka planı ortaya çıkarılmamıştır. O yüzden benim buradan topluma bir mesajım var. Buyurun. Evet, Türkiye'de cezasızlık algısı var. İnfaz sistemimiz labirente dönüşmüş büyük sorunlar var. Ama bunlara bakıp da sakın bunun arkasından gelecek kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı kanunlara evet demeyin. Burada Çok bu, özür hocam. Ee, devam edin lütfen. Burada asıl tehlike burada. Şimdi bizde şiddet yeniymiş gibi. Ya, Türkiye'de yıllardır hemen her gün bir kadın cinayeti var. Hemen her gün. Yani şiddet yeni bir olgu değil ki. Bakın 70-80 arası binlerce insan öldürüldü bu ülkede gençler farklı ideolojik sebeplerle 12 Eylül darbesi oldu binlerce insan işkence yapıldı o da ayrı bir şiddetti daha sonra PKK şiddeti geldi yani Türkiye bunun altını çiziyorum Türkiye bazen terör bazen farklı şiddetin her zaman bir alanı oluyor dolayısıyla bunu hani böyle çok basit bir çözüm bulduk diye ortaya çıkamayız. Ceza hukuku ve infaz bir sonuçtur. Yani bir kişi öldürüldükten, mahkum edildikten sonra o bir sonuçtur. O sorucu yaşamayalım diye zaten kadınlar da sürekli meydanlarda. Sizin de hatırlatmalarınız, uyarılarınız çok önemli. Ee, 17 yaşındaki bir genç nasıl suç makinesi oluyor belki bunu da konuşacağız. Eğitimsizlik, bir yoksulluk, bu geleceksizlik zaten siz onu söylediniz. Evet. Kuralsızlık mı? Aynı zamanda bir otorite boşluğu da yaşanıyor mu? Onu da soracağım ama bir kadınların sesini duyalım. Meydanlara gidelim ve devam edeceğiz. sokaklardaydılar ellerinde katledilen şiddete uğrayan kadınların çocukların fotoğraflarıyla cezasızlık politikasına tepki gösterdiler haykırdılar hep bir ağızdan yeter artık dediler Esin! kan donduran son olay 19 Eylül Cuma günü yaşanmıştı. İstanbul Fatih'te iki kadın yarım saat arayla vahşice katledildi. 19 yaşındaki bir saldırgan tarafından ve daha önce kayıtlara geçen binlerce vaka. Kaldı ki İstanbul'daki çifte kadın cinayetinin sonrasında da kadına şiddet haberleri gelmeye devam etti. Biz öldürülen ve şiddete maruz kalan her kadın, çocuk, insanın yanındayız. Sadece kadınlar değil, çocuklar, bebekler de katledildi. Şiddetin önü alınamadı. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz kalmadı. Görevini ihmal eden kim varsa, tek tek hesap vermeden ülkemiz bu saldırgan ve şiddet dolu erkek egemen mekanizmadan sıyrılmadan hiçbirimiz rahat uyku uyumayacağız. Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar ayaktaydı şiddete dur demek için. Cezaların yetersiz kaldığını söylediler bir kez daha. Çok uzağımızda değil. Birkaç kilometre ötemizde kutsal ailenin içinde, evin içinde katledilen Narin bir derenin içine gömüldü. Cezasızlık politikalarının kadınları yaşamdan kopardığını her gün görmekteyiz, yaşamaktayız. Üniversite kampüslerinden sokaklara, meydanlara kadar kadınlar eylem yaptı. Susma! susma. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri sloganlarla tepki gösterdi. Edirne Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler ise siyah giydi. 10 kilometre kadar yürüdüler. Boğaziçi Korusu kadına şiddete karşı anlamlı bir koreografi sergiledi. Ankara, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Tunceli'de de kadınlar sokağa çıktı. Senin geç saatlerinde sokaklarda ne iş vardır diyenler kadın cinayetlerinin sorumlusudur. Hocam şimdi bir haber daha gireceğiz ve bu haberden sonra neler anlatacağınızı çok merak ediyoruz. Buyurun. Türkiye'nin dört bir yanında tırmanıyor şiddet sarmalı. Bursa'da motosiklet hırsızlığı ve kapkaç yaparken güvenlik kameralarına takılan Batuhan Ağa'da otostop çekerken yakalandı. Henüz 17 yaşında 71 ayrı suçtan sabıkası vardı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da, Hatay'da, evlerinin önünde, teraslarında rastgele ateş etti şehir eşkıyaları. Dakikalarca kimse dur demedi. Afyonkarahisar'da düğünlerde, İstanbul Başakşehir'de de düğün konvoyunda ateşlendi silahlar. Afyonkarahisar'da 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul'dakiler henüz yakalanamadı. Şiddetin bir başka adresi de yine İstanbul'du. Bu kez kağıthanede aynı sanayi sitesinde çalışan rakiplerine saldırdı şehir eşkıyaları. Çekiçle aracın camlarını kırdılar, sürücü kanlar içinde kaldı. Ve bu bir ay içinde aynı kişiye ikinci saldırıydı. Akü işi yapıyorduk beraber. Ayrıldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Bundan bir ay önce de 12'si Ağustos'un kapımın önünde gelip bana çocuklarıyla beraber saldırdılar, darp ettiler. Silah kaçakçılığında üretimin adresi ise İstanbul Pendik'te lüks bir rezidanstı. Özel yalıtımlı rezidansta üretilen 196 tabanca ve bu tabancalara ait 196 şarjörle 3061 mermi ve yüzlerce tabanca gövdesi ele geçirildi. Her geçen gün tırmanan cinayet ve şiddetin aracı olarak kullanılacaktı. 9 kişi gözaltına alındı. Hocam ne hissettiniz bu haberleri görünce? E, klasik e, bir Türkiye e, klasiği bireysel silahlanma almış başına gidiyor. Eskiden beri düğünlerde maç sonrası e, silahla ateş etmek e, aynı şekilde e, devam ediyor. Bunlar e, e, devletin kolluk güçlerinin... E, burada bazıları yakalanıyor ama çoğunlukla göz yumduğu şeyler. Yani kimse düğünde ateş etti diye o düğüne gidip o silahlarla ilgili bir şey yapmaz, aklına bile gelmez. Bunlar toplumda olağan uygulamalar haline getirilmiştir. Dolayısıyla biz sadece burada küçük bir kesiti görürüz veya nasıl oluyor? Düğünde ateş ederken ya kardeşini vuruyor ya başka bir davetliyi vuruyor, o zaman ortaya çıkıyor. Ama bireysel silahlanmayı engelleyelim dediğimiz zaman orada hiç kimse bir şey yapmıyor. Türkiye'de herhangi bir alanda devletin koyduğu kurallar uygulanmıyor. Başta devletin kendisi uygulamıyor. Yani devlet kendisi koyduğu kendi kuralları uygulamıyor. Mesela diye. ne hocam? Narin soruşturması alalım. Devlet ne diyor kuralında? Bir soruşturma yapılırken o soruşturmanın içeriğindeki bilgiler sızdırılmaz. Bu suçtur. Ama narin soruşturulmasında ne yapıldı? Özellikle sızdırıldı ve adeta Hani şüpheliler arasında bir iletişim sağlanmasına yol açıldı. Niye sızdırıldı? Devletin kendi koyduğu kural, kendisi uymuyor. Böyle yüzlerce örnek var. Başka bir örnek Hocam 49. gün oldu. Narin cinayeti dediniz. Yani şimdi sustular, konuşmuyorlar. Bir de işte medya, sosyal medya fenomenleri onlara da bir dava süreci başlatarak Güran ailesi burada kimsenin konuşmasını da istemiyor bu cinayeti. Şimdi neden konuşmasını istemiyorlar? Şimdi artık ilk başta bilinçli olarak ifadeler sızdırıldı ve göreceğiz dava açıldığı zaman ne olduğunu. Ama o ifadeler niye sızdırıldı? Savcı görmeden belli basın organlarına sızdırıldı ve her gün bir fail yakalandı. Bu işlemiş veya şu işlemiş gibi. Aslında soruşturmanın etkin yapılabilmesi için sadece savcı açıklama yapar belli bilgiler verir. Burada tam tersi yapıldı. Elbette ki basın burada görevini yapacak. Şimdi zaten bu tür yapılarda yani sadece şey, örgütlerde suç örgütlerinde değil. Bu tür aile meclisinin olduğu yapılarda bir otorite vardır o karar verir kimin ne konuşacağına. Bu Türkiye'de de ilk defa olmuyor. Hani o aile meclislerinin karar, kararları çözülür sonucu... mü? Katili biz duyar mıyız? Bir vakitte. Çözülmemesi için herhangi bir nedeni yok. Ya ben çözüleceği kanaatindeyim. Ama, 49 ama şu gün anda olur. şu anda büyük bir 49 gün ama daha dava açılmadı ki. Evet. Dava açıldıktan sonra biz daha ne gibi dijital deliller toplanmış toplanmış mı? Toplanmamış mı? Nasıl ifadeler verilmiş? iyi sorgular yapılmış mı? Bunları henüz bilmiyoruz. Bunlar ortaya çıktıktan sonra daha iyi konuşacağız. Ama burada mesele şu. Devlet kendi koyduğu kurallara niye uymuyor? Biz bunu birçok alanda görüyoruz. Kaçak yapılaşma değil mi? Deprem oldu. On binlerce kişi hayatını kaydı. Devlet kendi koyduğu kurallara uydu mu? Bu kaçak yapılaşmalarla ilgili gerekeni yaptı mı? Yapmadı. Ne yaptı? Bütün hepsini affetti. Daha sonra o affedilen binalar insanların üzerine çöktü. Çöktü, bu göçtü. suç politikamızda da aynı. Daha doğrusu bizim bir suç ve ceza politikamız yok. Politikasızlığımız var. Günü birlik uyguladığımız bir politika var. İşte sonuç, bir de sosyal medya başı, adaleti var. Şimdi sosyal medya bakıyorsunuz polis yakalıyor. Sonra serbest kaldığını öğreniyor Türkiye. Sosyal medyada infial olunca bir kez daha yakalanıyor tutuklanıyor. Bu da yanlış. Yani sosyal medyaya düşmeyenler ne oluyor? sosyal medyanın veya medyanın haberi olmayanların oluyor. Yani görünür olmayanlar Görünür ne olmayanlar. Zaten asıl mesele görünür olmayanlarda. Biz burada görünür olanlar üzerinden bir konuşma yapmıyoruz. Peki görünür olmayanları nereden bileceğiz? Bilimsel araştırmalarla. Bugün Türkiye'de devlet bilimsel araştırma yapılması için hiçbir veriyi paylaşmıyor. Gidin polisten isteyin şiddetle ilgili verileri sizinle bilimsel inceleme için yapmak. Biz defalarca Adalet Bakanlığı'na yazdık cezaevlerinde araştırma yapalım. İzin vermedi. Kadına yönelik suçlarla şiddetle ilgili HSK'ya başvurduk. İzin vermedi. Adalet Bakanlığı niye izin veriyor? Neye? Adli Tıp Kurumu otopsi yapmış. Kayıt etmiş. Savcı ölü muayene tutanağı tutmuş. Parmak izi alınmış. Kimlik tespit edilmiş. DNA alınmış, kimlik tespit edilmiş. Aradan 10 yıl geçmiş. Adalet Bakanlığı mezarı açtırdı. Peki buradaki skandal şu. Bu adli tıp kurumu kime bağlı? Adalet Bakanlığına. O infaz kurumu kime bağlıydı? Adalet Bakanlığına. O savcılık o da Adalet Bakanlığına. Peki 10 yıl geçtikten sonra ne oldu da Adalet Cem Gariboğlu davasının evet. mezarını açamasını söylüyorsunuz? Ne oldu? Orada bir sahtecilik mi tespit etti? Hayır. Bir soruşturma mı yaptı? Hayır. O zaman soru şu. Adalet Bakanlığı kendi zaten sarsılan güveni kendi eliyle niye sarstı? Şimdi bu büyük skandallı konuşmamız yerine ceza indirimi olsun mu olmasın mı? İyi hal indirimi tartışılsın diyor zaten Adalet Bakanlığı. İyi hal indirimi şu demek. İyi hal indirimi diye bir şey yok aslında. Kişi cezaevine girdiği zaman biz diyoruz ki otomatik olarak işleyen bir şartla salı verilme iyi hal indirimi olmamalı. Kişi önce cezaevine girecek, sonra incelenecek. Eğer hak ediyorsa sıkı bir denetim altında topluma tekrar dönmesine izin verilecek. Ama Ve bugün, bir mahkemede kravat taktı diye ceket giydi. O başka, takı, o, bu yargılanırken. Onlar artık yok aslında. O eski örneklerde. İyi hal indirimi aslında o da indirim değil, şartla salı verilme de olur. Şeydeyse, yani yargılanırken indirim kişi bir pişmanlık gösterir. E, olayın ortaya çıkmasına yardımcı olur. O zaman hakimin takdirindedir bir miktar indirim e, yapmak. Bunun adı da iyi hal, indirimi değildir. İyi halli olmak. Ya yani pişmanım demesi yetmez. Bunun da bir sıkı gözlemde tutulması pişmanım gerekiyor. Pişmanım demesi yetmez. Onu göstermesi gerekir bir şeyle. Dolayısıyla hani eskiden buna gravat indirimi denirdi. Hani şey e, duruşmaya geldi. Efendi efendi durdu olmaz. Yani dolayısıyla o indirimler zaten yani kanunun mevcut durumuna aykırı. iyi halli olmak ise cezaevinde kişi gerçekten iyi halliliğini gösteriyor, denetleniyor vesaire. Sonra sıkı bir denetim altında topluma geri döndürülüyor. Ama biz bugün ne yapıyoruz? O nasıl işliyor bugün? Sadece bir imza atıyorsunuz. Ya pandemi döneminde bizim çıkardığımız aflarla tüm şiddet suçlarını serbest bıraktık. Pandemi döneminde hepsini ondan önce de zaten pandemi çıkardım. döneminde suçları serbest mi bıraktık? Evet. Pandemi gerekçesiyle büyük bir af çıkardık biz. Ve bunun etkileri bugün hala gösteriliyor. Ama ondan önce de Peki hocam sürekli olarak veriyorum. bizim sistematik bir olarak af gibi işleyen bir infaz sistemimiz var. Biz burayı düzeltmeliyiz. Ancak buradan yanlış mesaj vermeyelim. Bu infaz sistemi para istiyor, yatırım istiyor bunu düzelttik Türkiye'de suçluluk engellenecektir diye bir umuda kapılmayalım. Bu bir kısmıdır. Asıl büyük toplumsal sorunlar. Yani geleceğe olmayan on binlerce insan 2 3 3 yıl, 5 yıl cezaevinde kalması onu caydırmaz. Dolayısıyla bizim bu sosyal ekonomik sorunlarla acilen ilgilenmemiz lazım. Yoksullukla. O zaten. Yani hiçbir geleceğe olmayan insan bir de böyle cezasızlık algısı varken Bugün Türkiye'de iş aramak yerine belli suç örgütlerine gidip orada tetikçi olmak isteyenleri sayısı binleri buluyor. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Niye? Öbür tarafta gelecek yok. Bunların sayısı az olursa devlet bunlarla uğraşabilir. Ama on binlerce işsizlik, yoksulluk, geleceksizlik olduğu zaman cezaevinde beş yıl, altı yıl kalmak... Cedricılık olmak zaten silah. Şöyle toparlayayım mı o zaman? E, eğitimsizliği söylediniz. Yoksulluk zaten böyle bir patlama ondan oluyor. Pandemi döneminde suçluları işte salgın en sebebiyle son, en son bıraktık. E, onu sona aldım. Geleceksizlik en çok buraya vurgu yapıyorsunuz. Perspektif yoksa bir toplumda. Ya yani o toplumda, bakın 300 bin kişinin üzerinde insan var cezaevlerinde. Aflara rağmen. Eğer bu aflar olmasa 1 milyon kişi olacak. O kadar cezaevi yok zaten. Demek ki doldururken bir hata var burada. O kaynağı kurutmazsanız her gün hani her ay yeni bir ceza evi inşa etmeniz gerekir. Bu da akıl ve mantık dışı. Türkiye cezaevi doluluğunda Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk beşte. Bu aflara rağmen diyorum. Dolayısıyla popülist söylemlere kapılmayalım. Hataların nerede olduğunu tespit edelim. İnfaz sistemimizi acilen iyileştirelim. Ama bu sonuçtur. İnfazda geldiği zaman bu bir sonuç. Oraya gelene kadar suç işleme kaynaklarını engellememiz lazım. Birinci kural. Devlet kendi koyduğu kurallara uyacak. Kendisi uyacak. Suç işleyenleri devletin en yüksek makamlarında kahraman olarak göstermeyecek. Siz belli şiddet suçları işleyenlerini övüyorsunuz. Ve tabandaki geleceğe olmayan, Perspektifi olmayan kişi ne düşünüyor? Ha demek ki şiddet suçu işlersen bir gün devlet seni üst makamlarda dahi kabul edilebiliyor. Bu nasıl bir durumdur? Yani siz artık bu ülkede nasıl bir cezalandırma politikasıyla caydırma yapacaksınız? Burada caydırma söz konusu olamaz ki. Önce devlet, hukuk devleti, güçlü bir hukuk devleti olmalı ve o güçlü hukuk devletinin infaz kurumuna gelmeden. O devletin kolluğunun üniforması bile caydırmak için yeterli olmalı. Hocam arkadaşlar diyor ki hocam şu haberi de lütfen izlesin. Ee, onun sonrasında acaba nasıl bir değerlendirme yapacak diyorlar. Ee, i̇ki çocuk birbiriyle tartıştı. Sonra annesi bir intikam aldı. Yani bizim söyleyecek sözümüz yok izleyelim. O kaza görenlerin kanını dondurmuştu. İddiaya göre oğluyla tartıştı diye çocuğun üstüne doğrudan otomobilini sürmüş, oğlunun 12 yaşındaki arkadaşını işte böyle ezmişti. Ev hapsi cezası alan çocuk gelişimi uzmanı kadın mahkemede kendini savundu. Bilerek yapmadım, kazayla oldu dedi. Savcılık ikna olmadı. 20 yıla kadar hapsini istedi. Bolu'nun Gerede ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşandı. Kasti olduğu öne sürülen kaza. Komşu iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Biri oyun oynarken su tabancasıyla diğerine su sıktı. Su sıkılan çocuk da boncuk tabancasıyla boncuk attı. Boncuk atılan çocuksa ağlayarak annesini çağırdı. Anne Gülcan Mutlu Ulusoy otomobiliyle geldi. Oğlunun kavga ettiği çocuğu işte böyle ezdi. Çocuk otomobilin altından sürünerek çıktı. Yaralanmıştı, ölümden döndü. Gözaltına alınan anneye ev hapsi cezası verildi. Mahkemede kendini savunurken bilerek yapmadım dedi, kazayla olduğunu söyledi. Savcılık ise olaya dair kamera görüntüleri, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunu dikkate alarak iddianame hazırladı. Aynı zamanda çocuk gelişimi uzmanı da olan kadının kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 20 yıla kadar hapsi isteniyor. 20 yıla kadar e, hapsi isteniyor. Bilerek yapmadım diye bir savunması var. Sonra e, ceviz yüzünden mahalle kavgası kopuyor. İş makinesiyle işte insanların üzerine e, sürülüyor. Hocam sizin de gözleminiz Türkiye'de memlekette şiddet olaylarının arttığı yönde mi? Ne dersiniz? İki dakikamız var. Sizden bir bilgilendirme istiyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim. Burada e, Almanya'da mesela bir e, trafik kazası oldu. Kazası değil olası kasla öldürmeye verdi ve orada otomobil tehlikeli araç sayıldı. Yani silah gibi sayıldı. Bizim kanunumuza göre mesela bir şişe silah değildir ama yaralamada kullanırsanız silah sayılır. <laughs> Burada otomobil mesela traktör ve da dozer miydi dünkü şeyde iş makinesi e, kepçe iş, iş makinesiyle şey yani silah gibi kullanılıyor. Yani orada birisi yaralandığı zaman silahla yaralanmazdır. Hani Biraz şey yapılırsa o traktöre bile e, veya da iş makinesine e, el koyulur. yani e, Çünkü suçta kullanılan bir silah haline gelmiştir. Ama bu kanunları nasıl uyguluyoruz? Kimle uyguluyoruz? Meselenin gelip dayanık, e, dayandığı nokta burada. Bugünkü buluşmamızın ha. net cümlesini de alayım hocam sizden. Net cümlesi. Bir, Türkiye'de on binler var perspektifi olmayan, geleceği olmayan. Eğitimde sorunları var bir kendi emeğiyle bir yere gelemeyeceğine büyük bir inanç var. Diğer öğrencilerimiz, nitelikli öğrencilerimiz yurt dışına gidiyor. Bu perspektifsizliği ortadan kaldırıcı politikalar, bunlar birinci uzun vadeli politikalar. İkincisi Türkiye'de kişi hak ve özgürlüklerini sınırlamak değil, geliştirici politikalar ve verdiğiniz cezayı amasız uygulamak. Herkes Türkiye'de bilecek ki bir suç işlendiğinde adil yargılanır ve verilen ceza amasız uygulanır. Bu amasız uygulama ile birlikte bütün bu politikaları bir araya getirirsek biz Türkiye'de şiddetin adım adım geriye gittiğini ve azaldığını göreceğiz ve özellikle 6284'ün altyapısını oluşturan İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Profesör Doktor Adem Sözler ceza hukukçusu Çalar Saat'teydi. Biz bunu niye yaşıyoruz? Hocamdan dinledik. Şimdi hızlı bir mola.